Bu videoda şeyi size anlatacağım. Bir tane şarj, şu normal bir şarj, makinası, anakartı. Yani şimdi burada neyden bahsedeceğim sizlere? Bir tane optokopler dediği bir tane transistör mesela. Bildiğinden oluşuyor bir transistör oluşuyor. Peki bunu niye anlatayım? AC ve DC'yi birbirine bağlatıyor bu. Bu bağlaçı size tanıtayım dedim. Şu şekilde ben şu şekilde çıkartayım. Şimdi şurada görüyorsunuz bak noktalı kısım DC tarafıdır. Yani DC tarafı LED'dir. LED tarafıdır. Normalde şurası da şurası da transistördür. AC tarafı transistördür. Ya AC tarafı diyorum ama gene de DC oluyor zaten. Bu alternatif akım. Şu akım diyotu geçtikten sonra transistörün üzerine geliyor. Burada şey oluyor. Burada DC oluyor artık. DC oluyor ama gene elektrikler tutuluyor çünkü yüksek voltajdır. Mesela gelelim şuraya. Yani bu yüzden AC diyorum yani zaten gene de AC diyorum. Neyse konumuz bu değil. Konumuz DC optokopler dediğimiz parça nasıl oluyor? Hani bazılar diyor trafo gibidir diyor. Trafo ile aynıdır. Ne alakası var? Yani trafo gibi böyle birbirlerini bağlıyor. Trafo elektromanyetiktir mesela. Kare dalgayla yüksek şoklamayla yüksek voltaja dönüşüyor. Yüksek voltaja döndüğü zaman DC'ye çeviriyor. Zener diyor da voltajı kırıyor. 5 volt çıkartıyor burada. Evet burası şarjın voltajı 5 volttur. Burada 5 volta karşı da bir tane direnç koyuyor buraya. Burası da LED'i beslemek için. Buraya LED kesildiği zaman, LED bozulduğu zaman AC'de duruyor. Çünkü transistörün AC tarafındaki kolektöre mid rahatlı duruyor. Anahtarlama bezdir. Foto transistörüdür burada. Foto ne demek? LED'i vurduğun zaman hani bazıları gündüz oluyor, ışık kapanıyor. Gece oluyor, ışık açılıyor. İşte bu foto transistörleri kullanıyor işte. Böyle içindeki şu mesela diyeceksiniz transistör iki tane bacaktır. Üçüncüsü nerede? Üçüncüsü içindedir. Yani şuraya bağlıdır. LED'e bağlıdır. İçindeki LED yandığı zaman şu base'e, içindeki base'e aktarılıyor. Base aktarıldığı zaman buradan kolektöre mid rahatlığı açılıyor. AC çalışıyor mesela. Şuradan DC ve AC. Mesela DC bozulduğu zaman şu LED sönük kalıyor ve AC'de kolektör emitter hattı açılmıyor. AC'de açılmıyor. Yani AC çalışmıyor. Birbirine bağlıyor işte. Birisi çalışınca iki yerden çalışır. Optoküplerin olayı da öyledir. Neyse bu videoyu da böyle bitirdik. Bir tane optoköplörü tanıttık. Neyse videom bu kadar.